Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte piyasadan 1800, 1900, 1927 TL, 1813 TL gibi fiyatları bulabileceğiniz General Mobile 21 modeline birlikte bakacağız. Bu arada telefonu tabii ki de Webtekno döneminden de çok iyi tanıdığınız İzmir İletişim'den aldım arkadaşlar. Şimdi ben bu içeriği böyle teknik özelliği şu, teknik özelliği bu şeklinde planlamadım. Biraz da hasta gibiyim arkadaşlar. Keyfim kaçık gibi görünebilir, onu da belirteyim hemen. Ama keyfim kaçık değil, 10 numarayım, 5 yıldızım. Geliyorum telefona. Şimdi arkadaşlar, bu telefonun en önemli alınabilitesini belirleyen en önemli durumu fiyatı. Öncelikle bunu bir önümüze koyalım. Videonun başında dediğim gibi 1800-1900 TL bandına rahatça bulabiliyorsunuz. Ben de bu içerikte teknik özellikleri şu, teknik özellikleri bu, işte kamerası şu kadar f'lerine sahip falan filan gibi sorulara cevap vermek yerine bu telefonu almak isteyebilecek insanların kafasında oluşabilecek birkaç tane soruyu tahmin ederek kurguladım bu içeriği. Nedir bunlar? Gelin başlayalım. Bir, tabii ki de kamera. Şimdi vallahi arkadaşlar, kamerayı denedim ben, kullandım. Kamerası pek iç açıcı değil, onu bir söyleyeyim. Fakat burada önemli olan durum telefonun fiyat performans cihazı olması. Şimdi bu tarz cihazlarda şöyle bir durum var. Telefonun fiyatı düştükçe telefon kullanımının amacının dışına çıkan özelliklerinin kalitesi de düşer. Şimdi kağıt üstünde f1.8, işte 13 megapiksel, gece modu, bokeh, o bu şu falan filan, ama gelin görün ki realde bu tarz işler her zaman o beklediğiniz sonucu vermeyebilir. Peki neden böyle oluyor? Tabii ki de arkadaşlar, kamera bir telefonun olmazsa olmazı, üzerinde bulunmazsa çalışmayacağı, asla kullanılamayacağı bir özelliği, bir eklentisi, bir donanımı değil. Doğal olarak bu fiyat bareminde de özelliğin güzelliği bayağı bir düşüyor. Çok mu kötü? Vallahi arkadaşlar, hani ben fotoğrafımı çekerim, anısı olur, benim için çok da güzelliği önemli değil diyorsanız yani rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ama hani bir tık üstü fiyatındaki telefonların bile yakalayabildiği performansı yakalamayacak açıkça belirteyim. Ağır çekim modu, işte gece modu, bokeh falan filan bunlar var ama böyle çok üst düzeyde değil. Ya bu kadar dövdük dövdük yani hiç mi kullanılmaz? Dediğim gibi kullanılır. Ama beklentinizi limitli tutun. Eğer ki mottonuz anısı olsunsa rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Tüm bunları kafanızdan silin zaten. Oğlum bu videoymuş, beni konuşturuyorsun. Tamamdır, kameralar çok iyi değil, bunu anladık. Teknik özellikleri de ekrana yazdık, zaten gördünüz. Çektiğimiz fotoğrafları, videoları da izlediniz. Gelin şimdi ikinci bölüme geçelim. Bu telefonda oyun oynanır mı? Hangi oyunu oynamak istiyorsunuz? Önemli olan soru bu arkadaşlar. Çünkü biz kendisini New State ile denedik. PUBG'nin yeni oyunu bildiğiniz gibi. Fakat telefon bayağı bir takıldı. Hani şu an ekranda videosu dönüyor. Bunu siz anlayabiliyor musunuz, anlayamıyor musunuz bilmiyorum ama New State'de keyifli bir deneyim olmadığını ben size net bir şekilde söyleyeyim. Bu arada bayağı bir takıldı derken böyle takıla takıla oynattı anlamında demiyorum. Böyle 10 saniye oynuyorsunuz, çok kritik bir noktada tık diye takılıyor. E bu FPS oyunu, ben de dedim keyif almazsınız New State'den. Bak ekran şeyi çalıştı. Neydi bu? Face ID'si. Fakat iş daha düşük özellik isteyen oyunlara gelindiğinde sonuç iç açıcı arkadaşlar. Mesela bizim Kafa Topu 2 gibi oyunları rahat rahat bu telefonda takılmadan oynayabiliyorsunuz. Hiç mi oyun oynanmaz diye biraz üstüne gidelim dedik ve en sonunda bir oyun bulduk arkadaşlar. League of Legends Wild Rift. Wild Rift sorunsuz bir şekilde çalıştı. 15 dakikalık oyun testimize de zaten kendisini aldık. Oyun sırasında herhangi bir problemle karşılaşmadık. Hiçbir takılma dahi yaşamadık. Bu vesileyle kendisine yapmış olduğumuz 15 dakikalık oyun testi sonucunda işte batarya değerinde yaklaşık %6-7'lik bir kayıp, ısınmada ise yaklaşık 3-5 derecelik bir yükselme yaşandı. Bu değerler güzel görünüyor. Yalnız burada benim maalesef bir parantez açmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi özellikle Android işletim sistemli bu tarz uygun fiyatlı cihazlar bir sürelik kullanımdan sonra şişme yapıyor. Yani bunun kaba tabiri şişme. Yani telefon kasıyor, yoruluyor gibi bir şey oluyor yani. Ben bu telefonu uzunca bir süredir kullanmıyorum. Fakat 3-5 gündür bizde ve burada çekimleri yapılıyor. Bu süre zarfında herhangi bir problemle karşılaşmadık. Uzun kullanımda sonuçlar aynı mı olur onu bilmiyorum. Tabii oyun testi geldi geçti. Bataryayı söylemedim çünkü batarya iddialı bir rakam arkadaşlar. 5000 mAh'lik bir değere sahip. Hani normal kullanımda böyle bir günü gayet rahat bir şekilde çıkarabileceğini düşünüyorum. Çok yoğun kullanımda da bence yine çıkarabilir. Yani iddialı bir rakam. Şimdi gelelim bu telefonu tercih etmek isteyecek olan insanların yaşayabileceğini düşündüğüm bir diğer paradoksa. Bu cihazın işlemcisi çok duyulmuş bir işlemci değil. İşlemci anlamında sizleri çok fazla teknik detaya boğmayacağım. Hani zaten piyasada muadil olan işlemcileri de görüyorsunuz. İşlemcinin tam anında şimdi ekrana yazdık zaten. Şunu söyleyebilirim. Bu işlemcinin en önemli özelliği AI, yani yapay zeka desteğinin bulunması. Büyük bir ihtimalle yapay zekanın nimetlerinden birisi olan hani yazılımla çalıştığını düşündüğüm Face ID özelliği mesela herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Gayet hızlı ve stabil bir şekilde çalışıyor bak.
Çalışıyor yani. Bunun haricinde RAM'imiz 3 GB kendisi fabrikasyondan geldiğinde 32 GB depolama alanı ile geliyor fakat 256 GB'a kadar SD kart desteğine sahip. Biraz da ekran özelliklerinden bahsedeyim sizlere. Ekranımız 6.5 inç. Toplamda 6.52 inç mi ne, öyle bir küsuratı da var. İşte HD Plus çözünürlüğe sahip. Yani her ne kadar çözünürlük kağıt üzerinde düşük görünse bile ekran küçük olduğu için bir şeyleri izlerken çok rahatsız olmuyorsunuz. Ama tabii ki de günümüz telefon değerleri hesaba katıldığında düşük bir ekran. Fiyatını bu sefer hesaba kattığınızda 10 numara ekran. Yani durumlar böyle ayrılıyor. Geliyorum finale. Alınır mı? Vallahi arkadaşlar çatır çutur alınır. Fakat hangi koşullarda alınır? 1. Fotoğraf çekmek sizin için anısı olsun abi ya şeklinde ise alınır. 2. Telefonumla çok oyun oynamam. Böyle WhatsApp'ı yapayım işte sosyal medya hesaplarımda gezeyim. Kulaklığı da taktık müzik dinletsin diyorsanız alınır. 3. İş için kullanacağım. Benim ikinci telefonum olacak bu. Hani bu fiyat bandında en azından bilindik bir marka olsun. Android'i temiz olsun diyorsanız yine alınır. 4 mü? 4. Param sadece buna yetiyor. Alsam moralim bozulur mu? Bozulmaz kardeşim al. Ha ama beklentini lütfen limitli tut. İhtiyacını görür. Bu telefon hakkında benim diyebileceklerim bu kadar sevgili arkadaşlar. Sizin de kafanızı takılan bir şey varsa veya bu telefonu kullanıyorsanız deneyimlerinizi paylaşmak için lütfen yorum bölümüne görüşlerinizi yazın. Ki bu telefonu almak için bu videoyu izleyen insanlar o bölümden bakıp sizin de kullanım deneyimlerinizi öğrenebilsin. Bunun haricinde bir şey daha söyleyeceğim. Bu bir YouTube videosu olduğu için üstüne 200 TL daha koyarım. Şunu alırımcılar var. Tabii ki de var arkadaşlar. Ya da giderim ikinci el alırım diyebilirsiniz. Aynı fiyatları tabii ki de alabilirsiniz. Fakat iki durumda da birincisi o üstüne 200 TL koyarımın sonu yok. O 200'ü sen koy, bir 200 de ben koyayım. Daha iyisine çıkalım yani. İkincisi bazı insanlar sıfır cihaz konusunda hassas. O yüzden bence bu tarz insanların bu fiyat bariminde tercih edebileceğini düşünüyorum. Ha ikinci eli ben rahatlıkla kullanırım diyorsanız sizin tercihinizdir. Gidip onu da alabilirsiniz. Çok mu uzadı bilmiyorum ama görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.